denize gideceğimizi önceden söyleseydiniz yanıma şort falan alırdım. Yüzmeye gitmiyoruz oğlum, ihbar geldi. Yüzen turistlerin arasında bir tane Türk varmış. Ne olmuş varsa? Yasak var, bilmiyorum oğlum. Turistlere neden yasak yok peki? Onlar ülkeye döviz getiriyor, ondan galiba. Merhaba. Merhaba abi. Türk müsün? Türk'üm, Türk'üm. Ne işin var denizde? Baktım herkes denize giriyor, ben de gireyim dedim. Turist lan onlar. Turist virüs bulaştırmıyor mu? Utanmadın mı lan hiç? Niye utanayım ki? Bu arkadaş da Türk. Az önce Neşet Ertaş'tan tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu türküsünü söylüyordu. Buna niye ceza yazmıyorsunuz? Onun elinde alışveriş poşeti var, görmüyor musun? Poşetlilere ceza yazmıyoruz biz. Ben markete gittim. Alışveriş yaptım. Baktım hava bayağı bir sıcak. Bir de evde girip bir serinleyeyim dedim. Şimdi ben tam anlamadım. Ben denize girdiğim için mi ceza yazacaksınız bana? Yok, Türk olduğun için yiyeceksin. Zaten 3-5 tane turist anca geliyor. Onlara da korona bulaştırıp kaçıracaksın. Sana merhaba dediğimizde I don't speak Turkish deseydin şimdi ceza yazmıyorduk sana. Tüh lan, doğru ya. Çık artık denizden, turistleri daha fazla rahatsız etme. Çık çık çık. Ceza yediniz az önce, neler söylemek istersiniz? İnşallah bir gün kendi ülkemde turistler kadar değer görebilirim. Hayatımda ilk defa bir fıkranın içinde ben de yer aldım. Ne fıkrası lan? Bir Rus, bir İtalyan, bir Alman, bir Türk denize girmiş, polisler Türkiye ceza yazmış. Harbiden de komikmiş lan. Datça'da denize girenleri gören adam kendini serin sulara attı ama yüzenlerin turist olduğundan, yeni kısıtlamadan muaf olduklarından haberdar değildi. Böyle gördüm. Bak ben sana ne diyorum? Suya giren vatandaşların ihbarı oldu. Ben suya giren vatandaşlar için geldim. 4 tanesi Ukraynalıydı. Bir sen Türk'sün. Suya girenlerden bahsediyorum. Ne dediyse olmadı. Bu kez tek ben değil, turist olmayan başkaları da vardı dedi. Şuraya geldi biraz önce için. O, tamam ben gördüm onları. Ellerinde alışveriş poşeti var. Sandalyeye gelmiş, oturmuşlar. Kardeşim onun açıklaması oldu. Ben de alışveriş yaptım. Ben dedi yoruldum, gölgeleniyorum. Ne yaptıysa cezadan kurtuldu. Lan polis de senin yanına çağırdığı zaman Kıbrıs'a doğru yüzseydin şu an 3 milyonluk ceza ödemeyecektik. Ne bileyim abi, sahil güvenliğe falan haber verirler sandım.